Devre arası da Reha Kapsal hocamla birlikteyiz hocam. Keyifli bir ilk yarı izledik Evet. diyebiliriz. Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı. İki takımın da bulduğu pozisyonlar vardı ama Fenerbahçe gole çabuk ulaştı ve ummadığı kadar da rahattı desek herhalde doğru olur. Çünkü zorlu bir deplasman olarak görülüyordu. Hatayspor deplasmanı ilk yarıda istediğini aldı Fenerbahçe. Evet. Tabii ki Hatayspor senin dediğin gibi zor deplasman. Geçen haftayı da referans aldığımızda işte 5 kulübü galibiyeti var Başakşehir'e. Daha önce 6 tane çok farklı bir şekilde Antalyaspor deplasmanda gol bularak yenmişti. Şimdi esas Fenerbahçe oyunu ön alan baskısıyla başladı. Ön alan baskısı yaparken iki stopere bu ara tabii ki hem Rabit 8 numarayla hem de Ribéryo 88 numarayla iki tane merkez oyuncusuna doğru baskı götürdüğünde sıkıntı olmadı. Orada topu kazanıp tekrar kaleye direkt hücumlar yaptı Fenerbahçe. Ama bunu baskıyı doğru götüremediğinde orta sahanın merkezine bu sefer de yani topla hem dönme becerisi var hem de topu kullanma becerisi iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Hem Ribéryo hem de Rabit. Yani Bu ikisi rakamlara yansımış zaten hocam. 63-37 topla oynama. Yani onu da açıklayacağım ne olduğunu net bir şekilde. Yani o zaman ne oldu? Ön alanda daha yakalanan, baskıda da kurtulan ve de o topu atacak öndeki Diouf'a, işte Mupenza'ya, Traore'ye oyunculardan bahsediyoruz. Açık alanda yakalandılar. Fenerbahçe özellikle Doğru. savunması yeri geldiğinde. Burada hatta golden önce 3'e 1 Zalai'nin bir hamlesi var. Yani o esas orta sahaya baskıyı Fenerbahçe'nin stoperle beraber hem Gustavo'nun hem de Ozan'ın yani o bağlantıyı kesmek için o bölgeye çok doğru daha baskı götürülmesi gerekirdi. Tabii bu topla oynamak bize neyi anlatıyor? Fenerbahçe takımının çıkan 11'inde en teknik oyuncusu kim sence Cüneyt? Bu 11'de. Bu 11'de. Hocam Fenerbahçe öyle bir takım ki sizce kim? Zalai. Şimdi bir takımın Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan büyük takımın yani stoperi en teknik oyuncusu olmaz yani. En büyük sıkıntı bu oyun içinde. Şimdi Mert Ama o Hakay sayı da iyi hocam. hayır şimdi Osayi zaten bilinen yani şampiyonluğu yakından takip eden herkes bilir. Osayi daralan becerisi var. Zaten aşırı yüklenmeyi şimdi Çabuk adam konular geçiyor. dağılmasın tabii ki onu söyleyelim. Aşırı yüklenmeyi Fenerbahçe'nin zaten maçtan önce Erol Hoca kurguladığında demiştir ki Mesut Çaytemel sol bek olarak savunma zafiyeti yaşar. Orada geriden Nazım desteği, önde de Samuel'in daralan becerisi var. Açık alanda güçlü, kuvvetli oyuncu ve aşırı yüklenmeyi hücumda zafiyet yaratmak için kendi Fenerbahçe sağ tarafından yaptı ve de nitekim oradan da zaten mükemmel bir asiste O Samuel sahinin. tabii Samuel Thiam'a golü attırdı. Yani burada esas Fenerbahçe'nin bu baskıda hem Gustavo iyi niyetli koşuyor. Ozan da aynı şekilde ama Gustavo o becerili paslarda yok. Ozan da o kadar yok. O bağlantı Mert Hakan Yandaş da yani esasen çizgilerde çıkıyor. O bağlantıyı kuracak santrafor Valencia'nın arkasında oynuyor. Yerini kaybediyor. Pozisyon bilgisi zayıf. Orada oynamasına rağmen ve bağlantı sağlıklı olmuyor. Niye? Çünkü Fenerbahçe bu verdiğin istatistikte topa sahip olacak bir takım değil. Yani kaleci Altay'dan santrafor Valencia'ya kadar baktığında takıma bir tek işte hem kısa hem orta mesafeli hem de uzun paslarda etkili oyuncu Zalai görülüyor. Top tekniği yüksek Doğru. olan. Fenerbahçe'nin zaten eğer Hatayspor'la oynuyorsanız bir de tabii ki hem önde de az önce söyledim Traore, Diouf, Mupenza gibi atletik oyuncular varsa mutlaka bununla ilgili topu rakibe bırakacaksınız. Akıllı oynayacaksınız. Şimdi Hatayspor deplasmanı bakıyorsun hatta ya bu sene çıktı. Hani masum gibi görünüyor. Yani ne kadar tehdit eder ama tehdit ettiği yani geçtiğimiz hafta Başakşehir maçına kadar oynadığı maçlarda net bir şekilde gördük. Bu anlamda Fenerbahçe bu anlamda doğru oynuyor. Ama burada en önemli şeyi de söylemek gerekir. Baskıdan kurtulduğu zaman Hatayspor'lu oyuncular orta saha az önce söyledim. Hem Ribéryo'nun hem de Reyhan Abid'in yani 88 ve 8 numaralı oyunculardan bahsediyorum. Oyun görüşü iyi oyuncular. Fenerbahçe savunması hem Serdar'la hem de Zalai'de önde yakalanırsa ikinci yarıda yani ilk yarıda da böyle oldu. İkinci yarıda da olursa Fenerbahçe savunması sıkıntı yaşayabilir. Çünkü alan boşaltıyorlar Cüneyt. Atletik hızlı oyuncular açık alanda yakalılarsa sıkıntı yaşayabilirler. Baskı varsa bir iki takımın iki stoperi dikine çıkartır, alan daraltır. Baskı yoksa rakip dönmüş, alan zaman var. Yani görüşü var rahat rahat. Savunma arkasına topu kullanacaktır direkt olarak. Burada özellikle Zalai ve Serdar'ın bu pozisyonlarda dikkat etmesi gerek. Pas sağlamı da enteresandı hocam. İsabetli pas sayısı 236 Hatayspor'un, Fenerbahçe'nin 109. Normal işte 109 Sizin olması. Şöyle anlattıklarınızdan sonra zaten onun sebebi de şimdi Nazım ortaya pas oyunda çıkıyor. yok. Yani Caner de o kadar yok. Serdar yok. Orta sahada Gustavo Ozan yok. Mert yok. Valencia yok. Thiam yok. Samuel onlara göre yani öndeki oynamayan Samatta'ya göre de etkili oyuncu. Dediğim gibi dar alanda da açık alanda etkili oyuncu.
bildiğimiz bir oyuncu zaten, İngiltere'den Championship'i takip edenler herkes bilir. 3-5-2'de de kenar bek olarak oynadı. Hücumcu olarak daha fazla hücuma giden bir oyuncu. Bunun için daha çok topun, özellikle iki tane orta saha oyuncusu ve genelde pas oyununu iyi oynayan Hatayspor var. Bunun için topun fazla kalması Hatayspor'da gayet doğal. Ama burada en önemli Fenerbahçe'nin doğru bir planla ikinci yarıda, yani 1-0'lık özellikle Hatay deplasmanına öne geçmek çok önemli. Çünkü Fenerbahçe geri... Sahayı da iyi kullanmamış mı hocam? Evet. Tabii. Tüm sahayı kullanmış baktığımız zaman. Tüm sahayı zaten Fenerbahçe... Yoğunlaşma yok yani Hatayspor'da. Ama aşırı yoğunlaştığı biraz daha sağ taraf. Tabii. Samuel Osayi'nin olduğu tabii. Tabii baskıyı, aşırı baskı oraya götürmek gerekiyor. Eğer Nazım da mesela arkadan çok iyi destekler verdi. İkili oyunlar oynar, bir de Nazım alan da açtı ona. Şimdi tabii ki Tiam sağ ayağıyla oynuyor. Yani golcü bir santrofor gibi düşündüğümüzde, çizgiden içeri kat edecek. İşte goldeki pozisyon gibi ikinci santrofor oynayacak. Top nereden gelecek? Nazım, Samuel. Şimdi bu aşırı yüklenmeyi ucunda böyle yaparsanız, işte Fenerbahçe doğru yaptı. Hem oradan gol buldu Samuel'in getirdiği topta, hem de pozisyonların çoğu da zaten ikili oyunlar. Yani en son final pasları atılamadı. Genelde Hatayspor ceza sahasına o şekilde girmeyi yeğleyen bir Fenerbahçe vardı. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani çok aşırı ceza sahası içine de girmedi Fenerbahçe. Zaten o da net görülüyor Cüneyt burada. Doğru. Yani Hatayspor daha fazla Fenerbahçe kalesine gelen görüntüde. Burada en önemli özellikle ön alan baskısı olmadan Fenerbahçe'li ön oyuncuları Samuel, Valencia ve Thiam'ın daha orta sahaya gelip alan daraltması gerekir. Eğer top rakibe verip hem de orada baskı doğru yapılmadı, geniş alanda yakalanırsa Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Yaşadığı dakikalar da o ilk yarı oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşma 16 kez Fenerbahçe rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Yine sizin isabet ettiğiniz gibi Fenerbahçe Valencia'yla da bir net pozisyon buldu ilk yarının son bölümünde. Hatay'ın da pozisyonları vardı. Bu Penza'yı durdurmak mümkün değil hocam. O evet. Alışı, dönüşü, ceza sahasında girişi sonrası da kötü vurdu ama bileşik hareket müthişti. İzlemek de keyif verir. Tabii, gol tabii. Kralı ligimizin tabii. Şu anda. Yani hem iki tarafa da dönebilen, dediğin gibi vuruş becerisi var, hızı var, güçlü, kuvvetli, stoperleri bozan bir oyuncu. Tabii onun yanında Traore'yi de aynı şekilde söylemek gerekir. Aynı şekilde Diouf'u da, yani onlar da hocama destek veriyor. Popov hocam da sağ taraftan girdi. Popov zaten tabii Kasımpaşa'dan bildiğimiz bir oyuncu zaten, biliyorsun. Çok iyi hücuma çıkan, sağ kenar ortaları da etkili bir oyuncu. Diouf'un pozisyonu vardı. İlk yarıya dair hani pozisyon konuşmak gerekirse Serdar Aziz'i itti ve Serdar Aziz'in düştüğü pozisyon, orada bir kart çıkmadı acaba, gerekir miydi? Ya ikisine de sarı kart olabilirdi. İkisine de sarı kart olabilirdi. Serdar'ınki kritik, yanlış hatırlamıyorsam evet. Serdar sınırda hocam. Evet, kart gördüğü anda yani, derbi maçta evet, forma yani, giyemez. Hani ittirdikten sonra devam var, yerde devam var birbirlerine. Yani ikisine de sarı kart yani gösterebilirdi. Genelde hakemler bu tarz fiziki müdahalelerde tabii. Kartını kullandığı için sorma yani ihtiyacı hissettim. Tabii ilk yarı, ama ilk yarı özellikle hakemlik öyle net bir şekilde bir pozisyon yoktu. Yok, yani yok. Şuna yanlış karar verdi, işte var şöyle olması gerekirdi. Konuşacağımız bir hakem kararı olmadı. Keyifli bir ilk yarıydı. 4 dakikalık uzatma vardı ama bir de sakatlık yaşandı tabii Yusuf. Erken evet, stoper bir oyuncu çıktı tabii. Yusuf da önemli bir oyuncu. Stoper olması tabii. Da önemli hocam. Tabii Yusuf bir de ayrıyetten mesela birlikte oyunlarda Mesut'un az önce söyledim ya savunma zafiyetlerini iyi kademe yapan bir oyuncu. Tabii i̇yi de sakatlandı. İyi başladı. Yani genelde de lig boyunda da çok kötü oyunlar oynamadı Yusuf. Yerini de Pablo Santos'a bıraktı ama bu değişiklik çok fazla etkilemiş gözükmedi Hatayspor'un. Hani ikinci yarı için bir öngörüde bulunursak Fenerbahçe 1-0 önde girdi içeriye ama ikinci yarıda bambaşka bir maçta olabilir. Çünkü iki takım da gerçekten iyi oynadı ilk evet. yarıda. Tabii iki takım da onu bir kere net bir şekilde söylemek gerekir. Pozisyonu da öğrettiler. Yani iki takım da esasen şu kadrolara baktığımızda ne kadar topa sahip olsa da şimdi Hatayspor oyunlarını nasıl tarif ederiz? Direkt hücum yapabilen önde atletik oyuncularla direkt açık alanda etkili bir oyuncu grubu var. Özellikle hücum hattı ve orta sahadan sürpriz oyuncular geldiğinde. Şimdi Fenerbahçe de eldeki oyuncularla, tabii ki bunu da söyleyelim. Şimdi İrfan Can Kahveci transfer edildi. Zaten sakat. Yani yok kadroda. Şimdi Pelkas sakat. Mesut net hazır değil. Yani bu mecburiyetten Mert Hakan Yandaş o pozisyonda da yani yer aldığını onu da söylemek gerekir. Ama genel olarak diğer oyuncular zaten oynayan oyuncular. Fenerbahçe daha çok pas takımından daha fazla ön alanda baskı yapıp yani savunmayı yani en önemli hücumla beraber birleştirip hücumun bir parçası da savunma olarak kullanıp rakip eksik kaldığında kazandığında direkt kaleye giden bir oyunu tercih ediyor. Bu eldeki oyuncularla doğru tercih mi? Doğru tercih. Fenerbahçe takım pas yapsın, açılsın, işte topa ritim versin. Yani işte 20 pas, 30 pas yani bunları görebilirsin ama çok sayısı tekrar göremezsin. En büyük Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu.
Ama kendi oyuncularla beraber ortaya çıkan bir oyun şablonu var mı? Var. Nedir? Doğru. Koşacak, pozisyon alacak, daha disiplinli oynayacak. Kazandığı toplarla da direkt rakip kaleyi tehdit edecek. Genelde de bu eğer dar alan veya açık alanda yakalanıyorsa da mutlaka bunu Nazım'la ve Samuel'le sağ koridoruna yönlendirecek. Yani aşırı yüklenmeyi, baskıyı, rakibe zafiyet yaratılacaksa oradan pozisyon üretecekse Fenerbahçe kendi sağ tarafından üretecek. Hocam gelelim herkesin aklındaki soruya. Bir teknik direktör gözlüğüyle kulübede Mesut Özil var. Yeni gelmiş ayağının tozuyla. Tam hazır olmadığını da biliyorsunuz ama kulübede oynatır mısınız ve Erol evet. Bulut oynatır mı? Ya şimdi o şimdi Mesut oynamasını bütün Fenerbahçeliler istiyordur. Tabii. Bütün futbol aslında severler de istiyordur, bütün herkes. Tabii. Şimdi doğru zamanda doğru yerde oynaması gerekir. Bu maçın gidişatında göre dakikasına göre görev alabilir. Şimdi bir de skor 1-0. Yani buna da dikkat ederek ne zaman alacak, bir bölümde alacaksa mutlaka Büyük Oska Mert Hakan yandaşı yerine alacaktır. O süresi çok önemli. Mutlaka Mesut da oynamak istiyordur. Yani mutlaka hocasına da bir bölüm. Tabii konuşmuşlardır. Mutlaka böyle bir yıldız oyuncunuz varsa bu kötü bir şey değil. Her teknik adam her oyuncusuyla konuşuyor. Yani bu anlamda Mesut'un alacağı dakika ve tabii ki en önemli bir de maçın gidişatı, skoru da çok önemli Cüneyt. Türk gibi hissediyorum, Alman gibi düşünüyorum diyor ya Mesut. Evet. Belki kendisi de oynamayı tercih etmiyordur. Erol Bulut Hoca'dan rica etmiş ya, de olabilir. Havayı ya, koklamak için kolay maç, kadroda tabii olabilir. Kolay maç değil. Şimdi Fenerbahçe için sıkı bir deplasman, zor bir deplasman. Arkasından bir de cumartesi derbi oynayacak Galatasaray'la. Onun için yani bu iki maç belki salıdan cumartesi Fenerbahçe adına gidişatıyla ilgili belki çok önemli tabii. İki tane maç oynayacak. Burada Mesut Erol Hoca mutlaka oynatmak istiyordur. Ama dediğim gibi skor, dakika, saha içindeki özellikle oynanan oyun nerelere gidiyor? Bunları gözlemleyip buna göre hamle yapacaktır. Belki Mesut'un burada alacağı süre derbide oynayıp oynamayacağını da belli edeceği için taraftarı tabii. Özellikle oynamasını bekliyor Mesut'un. Mesut dışında hamle şansı yok mu Fenerbahçe'nin? Samat da var, Sise var, Ferdi Kadıoğlu var. Bir hamle de gelebilir tabii. İlerleyen dakikalarda. Ya, Ferdi tabii uzun süredir o da antrenman eksikliği var. Yani ofansif olarak ama baktığımızda yetiştirebilecek bir oyuncu. Tabii ya orta saha zaten opsiyonu bir tane Mesut var. Yani on evet. Numara profilinde. Orta sahada baktığında başka oyuncu da yok. Yani yedekleyen. Doğru. Mesela Ozan'ı veya Gustavo'yu aynı şekilde önde Mert Hakan'ı bir tek orada pozisyon gereği Mesut var. Genelde işte hücumda Sisse, Samatta gibi oyuncular var. Lemos stoperler, Sadık, böyle bir Novak, böyle bir tercih var. Onun için Fenerbahçe'nin yani daha fazla tabii Mesut yapabilir. Ön alanda mutlaka değişikliklere de gidecektir. Ya bu oyunu oynarsa tabii futbol bu, garanti yok. İkinci yarı çıkar başına iki tane gol atar veya bir gol atar. Valencia değişikliği başta olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin santroforu daha güçlü olmalı. Yani dediğin gibi mesela o pozisyonu bulduğunda Fenerbahçe santroforu o ikinci golü atıp daha 2-0'la içeri girmesini sağlayacak takımını. Golü Tiam attı, Valencia daha önde oynadı örneğin Fenerbahçe'de. Ya Valencia'nın kaçırdığı Tiam'ın evet. Mesela attığından daha kolay o pozisyonu kaçardı. Tiam'ınki de kaleci Münir'den döndü. Döndü bir daha yerdeyken tamamladı. Tiam kafasına çarptı. Evet. Veya tamamladı hocam. Ya tamamladı. Enteresan oraya girmesi, etmesi, tamamlaması enteresan. İsterse bir oyuncu çizgideyken topa dokansın goldür. Bunun da kıymetini bilmek gerekir. İşte ortalama pozisyonlara baktığımızda da yine Valencia'nın daha önde olduğunu zaten görüyoruz. Samuel Osayi Fenerbahçe'ye hareket katmış ama hocam. Katılır mısınız? İlk yarıda tabii. Ya, asisti de o yaptı. Çok da istekliydi. O da çok 23 kolay yaşında, adam geçiyor. Genç, dinamik. Hı-hı. Bak daralan becerisi var. Yani bir rakip topu sana bıraktı. Set ucumu yapıyorsun sağ çizgiden. Dar alanda adam eksiltir. İkili oyun oynar. Final pasını iyi kullanır. Geniş alanda da etkili bir oyuncu. Az önce de söyledim. Yaşı da genç. Yani Fenerbahçe'ye şunu söyleyeyim. Ayrı oyuncu profilleri de olsa Samat da, Valencia ve aynı şekilde de Tiam'a göre daha etkili bir oyuncusu. Direkt skor yapabilecek, direkt rakibi tehdit edebilecek bir oyuncu. Diğer 3 oyuncudan daha meziyetli oyuncu. Hocam siz sebeplerini açıkladınız ama Mert Hakan Yandaş'a çok eleştiri vardı ilk yarıda. Mert Hakan Yandaş tabii mantalite olarak da zor durumda olabilir. Çünkü aynı bölgeye Mesut Özil dünyanın en iyilerinden biri ve Türkiye'nin en iyilerinden biri Nihat Kahveci geldi. Onu da İrfan Can Kahveci ben de Nihat Kahveci diye ben de yayınlarda çok söyledim. Yok hayır rahat ol ya ben de söyledim. Olabilir insanı. İrfan Can Kahveci olur ya. Olur Cüneyt'ciğim. Etkilemiştir değil mi? Evet. Ya bir de Pelkas var. Ya öyle böyle çok alternatif var o bölgede. Ferdi Kadıoğlu var. Ömer Faruk Beyaz tamam gitti etti transferi. O da mesela bir 10 numara profili bir oyuncuydu. Yani bu anlamda Mert Hakan Yandaş'la bu Osaydın özellikle İrfan'dan aynı şekilde Pelkas'tan Mesut'tan farklı profilde bir oyuncu. Doğru. Yani çok böyle daralan becerisi veya oyun görüşü çok olan bir oyuncu değil.
koşacak, enerjisini ortaya koyacak. Yani oyun bilgisi de çok güçlü bir oyuncu değil. Yani koşup saha içinde mücadele edecek. Zaten Erol Hoca şimdi elde olmayınca 3 tane de 10 numarası. Ve Hakan'ı orada değerlendirdi. Koşsun önde Valencia'yla baskı yapsın. Aynı zamanda gelsin, orta sahaya gelip destek vermesi gerekir topsuz zamanda da. Yani tabii Mert Hakan Yandaş dediğim gibi yani nasıl baktığınız çok önemli. Yoksa peki. Fenerbahçe'nin tabii ki direkt şu kadro tamamlandığında 10 numarası Mert Hakan Yandaş olmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, devre arası yayınının sonuna geliyoruz. Skor Borta Söz Mustafa Göksu'da.